Sevgili izleyiciler, A'dan Z'ye Tarım programımıza hoş geldiniz. Bugün Çatalca'nın Binkılıç köyünden konuk oluyoruz ekranlarınıza. Bir girişimcilik hikayesi dinleyeceğiz bugün. Tarıma, toprağa gönül vermiş bir kadın girişimciden organik tarımı dinleyeceğiz. Konuğumuz Nazan Kurtan. Hoş geldiniz Nazan Hanım. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Nazan Kurtan, Çatalca'nın Binkılıç köyünde yaşıyorum. Köye 3 kilometre orman içinde gördünüz. Organik tarım yapıyoruz. Şu anda 300 dönüm arazimiz var ekili. Kışlık ekimler var. Arpa ekimiyle beraber 500, arpa buğday ekimiyle beraber 500 dönüme tekabül ediyor. İşte öyle yazın yazlık sebze, kışın kışlık sebze ekiyoruz. İki çocuk annesiyim. İkisi de evli. Bir kızım bir oğlum var. Gelinim damadım var. Torunum var 3 yaşında. Hem çocuk büyüttüm, hem kendimi büyüttüm, hem sebzeleri büyüttüm, yetiştirdim. Ne mutlu i̇şte sizlere. Öyle. Bu mutluluğunuz gözlerinize de yansıyor evet, zaten konuşmalarınızdan. Yani seviyorum yani bir şeyler yetiştirmeyi. Çok özel bir yerdeyiz. Çok özel bir konukla birlikteyim bugün. Sizi ayrıca tebrik ediyorum o anlamda. Sağ olun ağzınıza sağlık. Sizin de ayağınıza sağlık. Daha oralardan kalkmışsınız, buralara gelmişsiniz. Ama şu anda kış mevsimindeyiz. Gerçi bugün çok güzel bir gün ama çok büyük bir yağmurlar geçirdik. Sellerimiz oldu, üründe zararlarımız oldu. Arkasından kış oldu. Şimdi daha doğa böyle yeni yeni daha uyanmadı canlanmadı. Ama daha canlanmaya başlamış. O da şu anda ölü bir zamanda. Durgun hani kışın en ölü zamandayız şu anda. Baharda yazın daha güzel olur buraları. Baharda yine sizi ziyaret edeceğiz İnşallah. Ama bugün de konuşacak çok fazla konumuz var. Her şeyden önce anonsta da söylediğim gibi organik tarımı ve sizin girişimci ruhunuzu konuşacağız bugün. Evet. Öncelikle ben hikayenizi dinlemek istiyorum. Organik tarıma ne zaman başladınız? Neden organik tarım? Ya ben çocukluğumda da bir çiftçi ailedeydim zaten. Anneannem, babaannem çiftçiydiler. Hani leçper insanlardı. Kendi ürettiklerini, yetiştirdiklerini yerler içerler, başkalarına yedirirlerdi. İşte her aletini kendileri yaparlar, tamir eder. Öyle bir aileye sahibim. Küçük yaşta evlendim. Evlendikten sonra eşimin ailesi, kayınvalidem. Zaten düğünlerde yemek yapan bir insandı. Aşçı bir kimliği vardı. Bana da öğretti sağ olsun. Küçük yaştan beri çiftçiliğin içinde olduğumuz için bir de herhalde seviyorum doğada olmayı. Hani bir şeyler yetiştirmeyi, dalında böyle olgunlaşıp tohumu toprağa atıp onun çıktığını işte ürüne, ilk önce çiçek, meyveye dönüştüğünü görmek, onu dalından toplamak bana bir ayrı zevk veriyor. Bir de onların sağlıklı olduğunu bildiğim için, insanlara yedirdiğimiz için ayrıca bir şey, mutluluk duyuyorum. Seviyorum yani açıkçası. Tarımın içinde büyümüşsünüz. Evet. Toprakla büyümüş bir insansınız. Bu anlamda da sizi üreticiliğe sevk etmiş. Söylemlerinizden bunu anlıyorum. Ama organik tarım apayrı bir konu. Evet. Türkiye'de de son günlerde Türk tarımında da oldukça önemli bir noktada. Evet. Organik tarım neden peki? Zaten bizim organikti. Yani ben şöyle diyeyim, yani evlendiğimde, yani çocukluğumda da ailemde de, anneannemde, babaannemde de, işte evlendim kayınvalidemlerde de hani hiç böyle toprağa bir kimyasal madde kullandıklarını, sentetik gübre ilaç kullandıklarını görmedim. Hep geleneksel hep bir geleneksel. Tarım yapan aileyle hani büyüdünüz. Hani tohumdan tutun da hani kendimizde olan tohumları ekiyorduk. Mesela çok eskiden karnabahar, brokoli falan ekmiyorduk biz. Eksek de çok az bir şey kendimize kadar. Zaten çok kışlarda patlıyorlardı. Hani pazar değeri yoktu. Kendimize kadar ekiyorduk. Tohumlarımız vardı. Kendimiz olduğu kadar diyordu yaşlılar. Yani ne kadar Allah verirse o kadar. Hani toprağın verme bir gücü var. İşte tek isteği biraz toprağın verimliliği için hayvan gübresi diyorlardı. Keçi koyunlarımız da olduğu için keçi koyun gübresi. Su, sulama suyu temiz. Bir de güneş. Oradan ötesini Allah verir derdi yeter, bizi besleyecek kadar. Öyle bir prensiple büyüdüğümüz, hani alıştığımız için herhalde hiç başka bir istek de olmadı. Hani bir sentetik gübre ilaç kullanma isteği. Organikti zaten. Tek farkımız şu anda sertifika sahibi olmamız. Biraz da kendimizi geliştirdik, eğitim gördük. Bir de İstanbul'da organik pazarlarımız var. Hani o zamanlar eskiden İstanbul'da organik pazarlar yoktu ve biz pazara gitmiyorduk. Sadece köy pazarlarında ürünlerimizi satıyorduk. Yani değişiklik bizde o oldu. Daha belki de daha iyi bilinçlendik. Daha iyi üretim, daha akıllı üretim yapabilmek için daha bilinçlendik. Eğitimler aldık. Kısacası organiğin anlamı bizde bu oldu. Sertifikamız var. Hani elimizde bir belgemiz oldu en azından. Öyle diyeyim. Oradan devam edelim dilerseniz. Nerede eğitim aldınız? Ben Yalova Araştırma Enstitüsü var. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkezi. Orada da güzel doktorlarımız var. Doktor Gülay Beşli, Doktor Burhan Erenoğlu var. Erol Hocam var. Bir sürü daha hoca var orada. Onların seminerleri oluyor organik tarımla ilgili. Onlar doktoralarını organik tarım üzerine yapmışlar. Bu konuda ihtisas yapmış uzman kişilerden eğitim aldınız. Onların seminerleri vardı.
teklif ediyorlardı, çağırıyorlardı. Oraya kendimi geliştirmek için, yetiştirmek için oralara gittim. Zaten ilk sertifika kuruluşuna başvurmak için de bir milletvekilimiz İbrahim Yiğit vardı. İstanbul'un milletvekili 10 yıl önce. O sebep olmuştu. Çatalca kaymakamımız vardı. Çok böyle doğayla, baş başa doğada bir şey yetiştirmeyi seven, insanlara sağlık ürün yetiştirmeyi hedef haline getiren bir kaymakamdı. Aynı sizin gibi çizimlerini giyer, tarlalara çıkardı. Nerede ne var, görsün, nerede ne yapılır, öyle bir insandı. Yaşar Gül. Şu anda da eğer hoşsa ona selam söylüyorum. O sonra buradan gitti. Başka bir kaymakamımız geldi. Ben şanslıyım aslında. Çok duyarlı bir kaymakamımız var şu anda, Nevzat Taş'tan. O da organik tarıma ilke edinmiş bir insan. Yani çiftçiliği, böyle sağlıklı gıdayı. Bana yardımcı oldu bir şekilde. Sera kurmama yardımcı oldu. Bir tane organik meyve bahçesi kurdum onun sayesinde. Kendim de tabii ki projeler geliştiriyorum. Söylüyorum. Yani inatçıyım da biraz hırslıyım, gidip istiyorum. Onlar da yani veriyorlar doğrusu bir şey. Yardımcı oluyorlar. Hemen o noktaya gelmek istiyorum. Anladığımız kadarıyla bir takım destekler aldınız. Manevi aldım. Destekçileriniz olduğu gibi başta aileniz, eşiniz tabii. De bu işin içerisinde evet, biliyorum. Evet. Konuşmalarımızda yer vermiştik buna sohbetlerimizde. Ama bir takım maddi destekler de aldınız. Projeler, aldım. Hibeler. Buradan onları konuşalım. Onlara yer verelim programımızda. Çünkü siz bir örnek teşkil ediyorsunuz. Türk tarımında girişimci bir bayan olarak. Yeni girişimciler bizleri izliyorlar. Bu anlamda belki bayanlarımızın kafasında bir takım şeyler canlanacaktır. Nerelere başvurdunuz? Hangi hibelerden faydalandınız? Bu anlamda size kimler yardımcı oldu? Hangi kuruluşlar, hangi kurumlar yardımcı oldu? Ben onları konuşalım. Ben baştan çok zahmet çektim. Bir kadın kişiliğim var zaten. Bir de benim prensibim, benim erkek işçim bir, iki tanedir. Diğer 30 tane bayan, hepsi bayan kadın işçim benim. Hani benim yardımcılarım, onlarla beraber 4 kadınla başladım ben. 40 dönümle başladım. Şu anda 300 dönüm organik tarım yapıyorum ve 30 tane bayan çalışanım var. Bayanlarla bir şey yapıyorum. Benim eşim devlet memuruydu. Tabii ki çok, çok desteğini gördüm. Fakat yine de zamanı az olduğu için bana fazla yardımcı olamıyordu. Traktörümü, bütün aletlerimi kendim kullanıyordum. Kadınlarla beraber bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Bu mücadelemi bazı insanlar gördü. Tabii ki destek vermek istediler. Ben de hırslıyım. Dedim ki ben açayım. Başvurdum. Kaymakamlığa gittim. Dedim ki ben organik tarım yapıyorum. Benim hani maddi manevi desteğe ihtiyacım var. Bir kere buralarda tek çiftçilik yapan benim. bana aynen denilen şu olmuştu. Yani Nazan Hanım, orası kırsal kalkınma bölgesiyle İstanbul'a yakın olduğumuz için, İstanbul'a 100 kilometre uzaklıktayız biz. Hani devletin fazla bir yatırımı yok ama biz elimizden gelen yardımı yaparız. Sonra oğlumun adına Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan, bakanlığı, başbakanlıktan, Kaymakam Bey de sağ olsun yardımcı oldu. Gülay Dayan, Tülay Kaynarca milletvekillerini aradım, onlara ulaştım, buldum. Onları bahçeme getirdim. Kaymakam Bey de yardımcı oldu. Dedim ki benim şöyle 40 dönüm bir bahçem var. Buraya meyve bahçesi kurmak istiyorum. Çocuklara pazarda meyve satabilmek için. Çocukların burada gelip piknik yapması, dalından meyve koparması için bir karışık meyve bahçesine ihtiyacım var ama maddi destek, yani şu anda yatırım yapacak durumda değilim. Onlar bana sertifikalı fide, ağaç fidesi getirdiler. 5 kuruş da para ödemedim. Onları bana mühendisler diktirdi. Biz de işçiliğini beraber yaptık. Şu anda ağaçlarım 3 yaşında. Seneye 4. yaşında meyveye yatacaklar. Ben 5. yılında bunları devlete ödemeye çalışacağım inşallah. Ama faizsiz olarak. Çok güzel. Geri ödeyeceğim. 5 yıl içinde de bunları ödeyeceğim. Azar azar bu da bir şey değil yani. Hibe gibi bir şey oluyor. Bunun için teşekkür ederim Sayın Kaymakamımıza. Bunu meyve ağaçları için aldınız. Fidanlar için aldınız. Fidanlar destek için aldım. Ama görüyoruz ki çiftliğinizde gezdik. Seralarınızda var. Seralar için teşvikler, destekler, hibeler var mı? Onlar için de bir yardım alabiliyor mu üreticilerimiz? Sera için de Çatalca Kaymakamımız yine Nevzat Taş'tan bana bir şey olması için, vesile olması için bana bir tane sera yaptırttı kendisi. Onu da bu sene ödemeye başladım. 4 yıl önceydi ilk 4 yıl önce. Ben kendim 5 yıl önce küçük bir iki tane sera yapmıştım kendi imkanlarımla. Ama kendi imkanlarımızla yapmışken, kendi derme çatma seralar. Dedi bunlar olmaz, biz sana daha iyi seralar yapalım. Sen bunları birkaç yıl sonra ürün almaya başlayınca azar azar ödersin. Şimdi daha bu yıl sefte ödeyeceğim ama ben kaç yıl oldu onlardan şey alıyorum. Ve diğerleri de sonra arkasından da ben kendim yaptırdım zaten. Ama bana bu bir vesile oldu. Hani iki sera da olsa bana çok bir destek oldu. Bir şeyler seracılık yapmama vesile oldu. Çünkü kış ayları bazen burada çok soğuk, yağmurlu, karlı geçiyor. Dışarıdan ürün toplayamıyorsunuz. Hani yeşillik bakımından. Seraya illaki ihtiyacınız var bu coğrafyada. Seraya ihtiyaç oluyor. Tabii bunlar organik, UV katkılı seralar. Organik, içindeki toprak da organik. Hani hiçbir katkı maddesi yok. İçindeki yeşillikler organik olarak, sertifikalı olarak yetişiyor.
Yani bu meyvacılıkta, meyve bahçesinde bir de işte sera bakımından kaymakam benim bana çok büyük desteği, yardım oldu. Keşke elimden daha fazla bir şey gelebilse de yapabilsem dedi. Keşke bir kırsal kalkınma bölgesinde olsaydık, ben size daha büyük bir yardımlar yapabilseydim devletin imkanlarını kullanarak. Ama inşallah devletimiz en azından buraya şöyle bir iyilik yapıyor. İSKİ burasını koruma altına aldı. Buraları su havzası. Ben çok güzel o yönden şanslıyım. Buraya fabrika ve sanayiye izin vermiyorlar. Şu anda burası koruma altında bir yer. O anlamda da çok şanslısınız. O anlamda çok şanslıyım. Zaten birisi gelip benim yanı başıma bir fabrika kursa ben burada organik tarım yapamam. Evet. Yani devletimiz şu anda koruma altına almış durumda. Ben de zaten organik tarım yaptığım için doğayı koruyorum. Çevreyi, ormanın içindeyim gördüğünüz gibi zaten. Ormanı da koruyorum. Doğayı da, çevreyi de, içme sularımızı da koruyorum ayrıca. Su kaynakları geliyor evet aklıma. Kullandığınız su da yine sizin doğal olarak bu köyde çıkan suyu kullanıyorsunuz diye biliyorum. Yani şurada bizim köyümüz çok güzel bir yerde aslında. Köyümüzün dört bir tarafı dere ama hepsi temiz. Hiçbirisi kirli dere değil. Yani hiçbir sanayi artık kimyasal yok. Ben televizyonlarda görüyorum bazen derelere fabrika suları karışıyor. Atık sular kimyasal. Çok üzülüyorum. Çünkü oradan çeşit çeşit hayvanlar içiyor. Bitkiler üretiyoruz orada. Sebze meyve yetiştiriyoruz. O sularla suluyoruz. Nasıl organik tarım yapacağız? Nasıl sağlıklı ürün yetiştireceğiz? Sağlıklı insan yedireceğiz. İnsanlar sağlıklı olsun çocuklar. Bu çok zor. Şu anda da ben şanslıyım. Sularımız çok temiz. Bizim ayrıca orman içinden getirdiğimiz, kendi imkanlarımıza getirdiğimiz bir içme suyumuz var. Şu anda çok yüksek derecede mineralli, temiz içme suyu kalitesinde suyla tarlamızı kaynak suyla suluyoruz. Dereden de suluyoruz ama damlama sulama sistemi yaptığımız için biz ayrıca su tasarrufu da sağlıyoruz. Çok güzel. Hem toprak erozyonunu önlüyoruz. Hem su tasarrufu sağlıyoruz. Ben bir şirketi bundan 4 yıl önce bir damlama sistemi projesi yaptım. Onu gerçekleştirdik. Onun da son bu sene ödemesi var. Allah nasip ederse onu da ödedik mi biraz sıkıntılarımız azalacak inşallah. Sulama sistemlerini de teşvikle kurdunuz. Sulama sistemini Ziraat Bankası aracılığıyla kurduk. Orayı krediyle ödüyoruz. Çok düşük bir faizle ödüyoruz. 4. yılımız bu yıl. 4 yıl öncesine bakıyorum. Çok büyük bir miktarda su harcıyorduk. Hem işçilik harcıyorduk, mazot, benzin harcıyorduk. Bir de suyu çok bilinçsizce kullanıyorduk. Toprak erozyonuna sebep oluyordu bu. Organik tarımda da çok önemli de toprak erozyonu. Yani toprağın üzerindeki humus tabakasını yitirdiğiniz zaman bütün vitaminini kaybetmiş oluyorsunuz. Çoraklaşmaya neden oluyor. Damlama sulama sistemi hem suyu tasarruflu kullanmanıza sebep oluyor, hem toprağı daha verimli kılıyor, işçiliği de azaltıyor. Bu yüzden de tabii ki Ziraat Bankası bana bu konuda yardımcı oldu. İşte bu yıl sonu bir ödemem var. Allah nasip ederse onu da ödersek kooperatif aracılığıyla. Onu da inşallah biraz rahatlamış olacağız. Organik tarım deyince çok fazla konuşulacak konu başlığı var. Ama en çok merak uyandıran konulardan birisi de organik tarım toprak katkısız, ilaç katkısız, hastalık ve zararlar için herhangi bir kimyasal kullanılmıyor. Evet. Bitki büyüme düzenleyicisi dediğimiz hormonlar kullanılmıyor. Onlar kesinlikle yok zaten. Tamamen her şey organik, ekolojik şekilde yapılıyor. Peki bir takım hastalık ve zararların önüne nasıl geçiyorsunuz? Pazar değerinizi düşünmüyor mu bu hastalık ve zararların yarattığı vallahi belirtiler? Vallahi şöyle bir şey var. Onları organik konuşalım. İlaçlar var aslında. Aldığımız zamanlar oluyor ama çoğu zaman ben alamıyorum. Şimdi bahar ayında sebzeleri ekiyorsunuz. Bahar ayında da havalar sıcaklamaya başladığı için toprak canlılar uyanıyor. Bütün bitler, börtü böcekler sebzelere yapışıp kalıyor. Bilhassa yeşil bitler ve siyah bitler. Salatalıklarımızda domateslerimiz olmazsa olmaz oluyor artık. Nasıl mücadele ediyoruz organik tarımda? Organik ilaçlar çok pahalı. Ve yetersiz kalıyor. Yani onlar da bitkilerden yapıldığı için aslında organik ilaçların şöyle bir şeyi var. Biyolojik anlamda hiçbir canlıyı öldürmüyor. Sadece onları kibarca tarlanızdan uzaklaştırıyorsunuz. Ama belli bir zaman sonra yine geliyorlar. Bu yüzden de ben bir sürü şey, tabii ki bunları ben Yalova araştırmada çok öğrendim toplantılarımızda. Buday Derneği'nde düzenlemiş olduğu toplantılarımız oluyor böyle bunlarla ilgili. Onlara da katılıyorum. O ipuçlarını dinleyelim sizlerden. Hocalardan, profesörlerden öğrendiğimizi, bizim de kendi yaşlardan öğrendiklerimizi birleştiriyoruz. Gerçekten iyi sonuçlar çıkıyor. Mesela acı biberleri, sarımsakları, ısırgan otunu falan hep ilaç olarak kullanıyoruz. Doğal tarım kireci var, onu kullanıyoruz. Seralarda sümüklü böcek için bira ve kireç kullanıyorum. Uzaklaştırıyor. Zaten bu yaptığımız ilaçların hiçbirisi canlıları öldürmüyor. Sadece kovuyoruz onları. Yani bir yapışkan özelliği olduğu için ilaçların böcekler orada tutunamıyor. Aç kaldıkları için orasını terk etmek zorunda kalıyorlar. Isırganı kaynatıyorum. Ya da 3-4 gün öncesinden fıçı içine suya bastırıyoruz. Onun suyunu süzüp bitkilere atıyoruz pompayla.
el pompasıyla, sırt pompasıyla hem bitkilere güçlük kazandırıyor, direnç kazandırıyor, yapraklarını, yeşilliklerini koruyor. Hem de böcekleri kovuyoruz. Aynı zamanda sarımsak, acı biber, kül suyu, daha bir sürü değişik böyle ekolojik yöntemler yapıyoruz yani. Küçük formülasyonlar geliştiriyorsunuz. Tabii işçiliği oluyor tabii. Hazır bir aldığın ilaç gibi kullanımı kolay olmuyor. İşçilik gerektiriyor ama zaten organik tarımda en çok maliyetimiz, giderimiz işçilikten. Yani 30 kişiyle ben ancak 300 dönümü işleyebiliyorum. O bile yarım kalıyor bazen. Yani başka bir yerde 30 tane işçiyle herhalde bir 1000 dönüm arazi işlerler. Yani konvansiyonel tarımda. Konu başlıkları birbirine açıyor. Organik tarımda çalışan işçilerden bahsettiniz. Sizinle birlikte çalışan işçiler hangi aşamalarında, hangi evrelerinde görev alıyor organik tarımın? Bir de bahsettiğiniz gibi sizin gibi bayan çalışanlar var yine bu işi yapan, bu işe gönül veren. Hepsi bayan. Yeni bir istihdam açmışsınız aslında. Onlar için de güzel bir iş kapısı açılmış bu bölgede. Dilerseniz biraz onları konuşalım, çalışanlarınızdan bahsedelim, görevlerinden konuşalım. Kaçta hayat başlıyor bu çiftlikte, organik doğada ne zaman son buluyor şimdi işler? Benim sabah kalkma saatim 5 ile 6 arası değişiyor. Erken kalkıp erken yatmaya çalışıyorum. İşçilerimin iş saati 8'de başlar, akşam 6.30'da biter. Bizim bazen gece bile çalıştığımız olur. Ürün yetiştirmek için, işte ayıklamak için. Diyelim ki soğan, patates ayıklayacağız. Ayıklanması gereken bunu gündüze bölemiyoruz. Çünkü işimiz yetişmiyor. Mecbur gece de mesai kalıp çalışıyoruz. Herkesin tabii ki bir görevi var ama çoğunlukla kadınlarım ekerler. Tohumu beraber ekeriz, ben gösteririm onlar. Zaten alıştılar da her şeyin yerini de bilirler. Hangi tarlaya ne ekeceğiz seni anlatırım. Küçük toplantılar yaparız böyle arada bir, 15 günde bir, ayda bir onlarla. İşte buraya buraya ekilecek, şu tohumlar şuradadır. Şöyle saklanması lazım. Ekim dikim zamanı gelir, ekelim. Bugün ekim günümüzdür, yarın ekim günümüz. İşte onlar orada büyürken çıkarken başka yerde eker dikere kazarız. Onların ektiklerimizin kazma süresi gelir. 15 gün sonra başlarız kazmaya. Bir 15 gün tekrar, bir 15 gün sonra tekrar. İçinde eğer ot yürümüşse 50 ot temizliği yaparız. Yani bir tarlanın işi öyle hemen bir kere de bitmiyor. Yani birkaç sefer, en az 5-6 sefer içinde ot temizliği ve çapa, el çapası yapılıyor. Çapa ve ot temizleme oldukça önemli bir detay önemli organik tarımda. Çünkü hiçbir herbisit kullanılmadığı için, ot ilacı dediğim kullanmadığımız servisitler için, kullanmadığı için, yani mecbur insan bir işçilik ihtiyacımız oluyor. Ayrıca bir işçilik. Zaten en çok maliyetimiz de insan gücüne dayanıyor. Yani insan, kadınların emeği, el işi gücü yani çok önemli organik tarımlar. Yani bütün organik tarım yapanlar aynı benim gibi düşünüyordur. Çünkü ben öyle başka türlü başa çıkamayız. Yani hiçbir ilaç kullanamadığımız için, yani kullanmıyoruz zaten. Yani kullanmamız için demeyeyim. İnsan emeğine, gücüne çok ihtiyacımız oluyor. Hani makinenin yapamayacağı şeyleri bazen kadınlarla yapıyoruz. Emek girdili bir tarım organik tarım. Onun için yani biraz maliyetler belki yani yüksek gibi gelebilir ama işçiliğimiz çok. Her şeyin üstünde işçiliğimiz. Hani bir organik tohum almaya kalksak organik tohum çok pahalı. Organik ilaçlar çok pahalı. Organik ilaç yapmak istese kendimiz bir sürü işçilik harcıyoruz onun için. Birkaç kişi, birkaç gün sürekli çalışması lazım bunun üzerine. Onu kaynatacak, süzecek, atacak, bir daha toplayacak, ısırgarı bir daha kaynatacak, süzecek. Mesela pırasanın yapraklarından bile ilaç yapıyoruz. Pırasaları kaynatıyoruz, süzüyoruz. Ne için süzüyoruz kullanıyorsunuz pırasadan yaptığınız? Hem bitkiler gelişsin, güzelleşsin, görünümü güzel olsun, hem kuvvetli olsun. Gübre faaliyeti olsun, görüyor. Gübre faaliyeti görüyor. Hem kokusundan dolayı yapışkan bir sıvı maddesi ürettiği için ondan da böcekleri kaçırtıyor. Yani biz pırasayı, kışlık sebzeleri yaz ayında ekiyoruz. Yaz ayında ektiğimiz için tam böceklerin yoğun olduğu zaman geliyor pırasanın gövdesine, mesela kurtçuğunu bırakıyor. Orada ilerliyor. Orada ilerlediği zaman pırasayı sarartma yapıyor, çökertme yapıyor. Mecburen işte bazı şeyleri, mesela ısırganı pırasada, pırasanın kabuklarını kışın seralar içinde yeşillikler büyüsün diye onlara gübre olarak verebiliyoruz yapraklarının hepsinin suyunu. Hepsinin değişik işlevleri var. Hepsi tabii birbirine zincir şeklinde bir şekilde fayda sağlıyor. Kışlıklar, ekolojik dengede. Faydalı yazlıklar, kışlıklara faydalı. Yani çöpleri, kabukları soyup attığımız kabukları bile toprağa gübre olarak geri döndürüyoruz. Yani hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz aslında. Hem doğayı koruyoruz, hem toprağa vitamin kazandırmaya çalışıyoruz. Yani ama işçiliğimiz çok oluyor bu arada. Hani her şeyin çünkü bir işçilik maliyeti çıkıyor meydana. Sürekli insan gücü çalışıyor. Sıradaki konu başlığımız ürünler.
Çok fazla ürün deseniniz var. Hem bahsettiğiniz meyve için daha yeni girişimde bulundunuz. Henüz meyvelerini yemedik ama diğer kışlık ürünlerde oldukça ürün yelpazesi geniş. Yaz aylarında da özellikle yazın biliyorum iki ki kat artıyor. Evet, lezzetli çeşitleriniz var. Evet. Yazın vazgeçilmesi domatesler, salatalıklar ve biberler. Evet. Dilerseniz ürün desenlerinizi paylaşın bizlerle. Bu çiftlikte neler üretiliyor, neler pazara sunuluyor? Olmazsa olmazımız 12 ay 4 mevsim salata malzemesi. Yeşillikler. Yeşillikler. Hani serada olsun, dışarıda olsun. Hani dönem dönem doğa şartlarına göre dışarıda da yapıyoruz. Sera içinde de yapıyoruz. Mecburuz çünkü. Hı hı. Hani bir doğa şartına göre çok yağmur yağıyor. Şırıslak yağmur yağıyor. Bardaktan dökülürcesine ama siz malı toplayıp pazara getirmek zorundasınız. Pazara gitmezseniz gelir elde edemezsiniz. Çünkü başka bir geliriniz yok. Hı-hı. Bir sürü işçi sizin elinize bakıyor. Alternatif olarak örtü altında da yetiştiriyorsunuz. Örtü altında yetiştiriyoruz. Yani yaz da olsa kış da olsa yani yazın bazı hastalıklardan korumak için. Kışın da afat yani doğal olaylarından korumak için. Örtü altında yetiştiriyoruz. Hani maydanozundan tutun dereotu, roka, tere, fındık, turup, karalahana, yaprağı, işte ne bileyim pazı, ıspanak. Sürekli olan kıvırcık, marul, taze soğan, taze sarımsak. Hani nereden baksanız bir 15 çeşit yeşilliğimiz var. Hı hı. Bunlar da sürekli 12 ay yetiştirdiğimiz ürünler. Hı hı. Masamızda da bu saydığınız ürünlerin tohumları var. Hepsi organik bu tohumların. Evet, sizin organik. Tarafınızdan hı hı. çıkarılmış tohuma geldikten sonra ürünlerin değil mi? Evet. Biraz bunlardan bahsedelim dilerseniz. Şimdi, onları konuşalım. Yerel tohumlar çok önemli. Bunlar bizim ilaçsız kendi tohumlarımız. Hı hı. Altın çileğinden domates tohumuna. İşte soğan tohumundan, pazı tohumuna, biber domatesden, kavun karpuz tohumuna. Yani fasulyelerden mesela şurada bir fasulyemiz var. Mahmutka fasulyesi. Bunu başka bir yerde pek nadir göremezsiniz. Birkaç yerde belki rast gelmişsinizdir. Tek tazesi, tanesi ve kurusu yenilen 3 çeşide yenilen fasulye çeşididir. Tazesi, kurusu ve tanesi. Tanesi yani tazesi yeşil fasulye, tanesi barbunya şeklinde. Kurusu da kuru fasulye şeklinde yenilen fasulye çeşidimizdir. Bazı fasulye çeşitlerinde tazesini yersiniz ama kurusu lezzetli değildir. Evet. Ya da barbunyasını yersiniz ama yeşili değildir. Yeşili lezzetli olmaz. Kılçıklı olur. Bunun ne kılçığı vardır? Çok güzel lezzetlidir. Çok da faydalıdır. Hatta bir zamanlar savaş zamanlarında fakirlik yoksulluk senelerinde yağlı fasulye olarak geçer. Hiç yağ konmadan da pişirilmiş bir fasulyedir. Besleyici değeri de yüksek. Bu benim babaannemden bana hatıradır. Evlendim geldim bir baktım kayınvalidemde de aynısı var. Kayınvalidem de annesinden kalma bir tohum. Nenesinden kalma. Adı Mahmutka fasulyesidir. Başka yerlerde bir adı var mı bilmiyorum. Ben bunu kendim yetiştiriyorum. İsteyenlere de azar azar veriyorum. Hatta bazen buğday derneğim beni uyarıyor. Tohumlarını dağıtma. Bunlar ileride çok can kıymetli, değerli olacak. Bunlar, evet. Bunları hatta koruyoruz biz şu anda. Ben her yıl tohum ekerken bir dahaki yılın tohumunu ayırıyorum. Olur da bir afat olur. Bir şey olur. Sel felaketi olur. Doğa, çünkü riskli üretim yapıyoruz. Olur da tohumum gider ziyan olursa benim orada bir dahaki yıl için tohumum olsun. Onun için sürekli ben her zaman için eski tohumlarımı yani biriktiriyorum. Tohum biriktirme gibi bir şeyim var yani. Tohumlarımı değerlendiriyorum. Kalanlarını saklıyoruz. Kilerde, karanlık yerde. Seneye yeni tohum çıktı mı? O yeni tohumdan yine bırakıyoruz. Eski tohumu ekiyoruz. Yeni tohumdan yine bir dahaki yıl. Yani 2 yıllık tohumumuz oluyor kenarda bizim. Mutlaka yedekliyorsunuz. Tabii yedekliyoruz. Hani mısır tohumumuz var burada. 8 sıra dediğimiz yerli mısır tohumumuz var. Hani şimdi G-dolu mısırlar falan var ya. Hani bu çocukların dışarıda yediği mısırlarla değildir bu. Kovakları küçük olur. Taneleri küçük olur. Taneleri oldukça iri dikkatimi çekiyor. Koçanları küçük. Koçanları küçük olur. Taneleri iri olur. Çok lezzetlidir. Yani ekmek yapımına da uygundur. İşte küllü mısır yapıyoruz. Bizim özel yöresel bir şeyimiz var. Küllü mısır yapıyoruz. Taze olarak da tüketiyoruz. Pazara getiriyoruz. Hani özel bir tohumdur. Her zaman saklarız. Şurada da bizim babaanne salatası dediğimiz bir salatamız var. Çalı salatamız. Salatası. Evet. Nedir? Neden öyle isimlendirilmiş? Şöyle tohumuna bakın hemen. Söyle bu alayım. Çalı salatasıdır. Çitte yetişir. Dışarıda serada falan olmaz. Sadece yaz aylarında tarlada tarla olur. Hıyarı. Ama yerde değildir. Çit yaparız onlara böyle. Askıya alırız onu. Tahta çitler yaparız ona. Bu çitlere dolanır. Verdikçe de verir mübarek. Hiç acı olmaz. Çok hoş kokusu vardır. Mis gibi de kokar. Yaz boyunca hatta hiç buzdolabı da istemez. Hemen bir kova su içinde bir saat tutarsınız. Buz gibi olurlar.
Suyu çok sever, çok bol su ister. Ama çok da güzel bir çeşittir. Onun için koruduğumuz bir çeşidimizdir. Kendimize ait bir yerel tohumumuz. Çalı salata da diyoruz ayrıca. Yani değişik tohumlarımız var. Tabii ki pazarlarda, organik pazarlarda bunu kabul ettirmemiz çok zor oldu baştan. Evet, biraz pazar bölümüne de gelelim. Organik pazarlarda da yerinizi alıyorsunuz sizler. Evet. Satışlarınızı gerçekleştiriyorsunuz. Onları konuşalım. Alıcılar kimler? Önyargılar kırıldı mı toplumda? Bakış açısı hala nasıl organik tarıma tüketicilerin? Pazardan hareketle tüketim alışkanlıklarını konuşalım dilerseniz. Ya ben 5 yıl önce ilk önce pazara girmek için çok mücadele ettim. Yani dernek herkes öyle pazara al. Hey, organik tarım yapıyorum diyene hemen şeyim var deyince zaten sıkıntı burada. Biraz da tedbirli davranıyorlar haklı olarak. Hani hep önümde sertifikam var diye hep organik tarım yapayım diyene hemen her pazara sokmuyorlar. Benim de pazarlara girmem biraz zor oldu kendimi kabul ettirene kadar. Tabii ki gelip denetliyorlar bizi. Sertifika kuruluşumuz var. Sertifika almak da kolay değil. İlk önce geliyorlar, organik tarım yapıyorsun. Toprak tahlili, yaprak tahlili, çiçek tahlili, meyve tahlili alıyorlar. Sürekli denetliyorsun. Şimdi Tarım Bakanlığı da 2 yıldan beri oldu denetliyor. Onlar da geliyorlar. İl Tarım Müdürlüğü de geliyor tarlamıza. Hem pazardaki tezgahındaki ürünlerle bakalım tarladaki ürünlerin aynı mı diye gelip denetleniyoruz. Hani bazı insanlar inanmıyor. Hani bunlar organik mi diye ama şimdi tarladaki ürünlerle tezgahtaki ürünlerin birebir aynı olduğu zaman zaten getirdiğim belli. Bir de hepsi kayıt altında. Hani ne kadar getiriyorsun, ne kadar var deponda, işte depona ne kadar soğan, patates koydun, tohum koydun, ne kadar üreteceksin, hangi parselde kaç dönüm ektin. Bunların hepsi kayıt altında olduğu için daha güvenilir oluyor. Bu bizim için de daha rahat aslında. Biz de kendimizi daha iyi güvende hissediyoruz. Dışarıdan gelecek herhangi bir sorulara karşı olsun, güvensizliğe karşı kendimizi ifade edebiliyoruz. Elimizde belgelerimiz var çünkü. Buğday Derneğimiz var bize pazar imkanı sağlayan. Belediyelerle birlik oluyorlar. Şimdi en son yeni açılan bir pazarımız var. Türkiye'nin sanki yani İstanbul'un diyeyim en güzel pazar yeri. İstanbul Halkalı'daki Arena Park pazar yeri. Şu anda İstanbul'un orada en güzel temiz pazar yeri. Güvenlikli, kameralı, temiz, tertemiz bir yer. Orada İstanbul'da 4 tane organik pazarımız var. Şişli Feriköy'de, Beylikdüzü'nde, Bakırköy'de, Arena Park, İstanbul Halkalı'da. 4 ayrı pazarda. 4 ayrı pazarımız var. Bizden alışveriş yapan kesim daha çok çocuklu aileler, çalışan anne babalar. Şöyle bir şey, akıllı bayanlar ben diyorum onlara. Bilinçli anneler, okumuşlar hakkını veriyorlar diyorum. Çocuklarına zaman ayıramadıkları için, çok fazla çalıştıkları için en azından çocuğumun eğitiminden çok ilk önce sağlıklı beslenmesine katkıda bulunayım. Ondan sonra çocuğumu eğitmeye başlayayım diye düşünen anneler var. Bunlar da bizi çok mutlu ediyor. Hatta cumartesi pazar olduğu için pazarlarımız çocuklarını alıp pazara geliyorlar. Hatta çok müşterimi ilk önce işte bekarken gelmiştir. Sonra ben Nazan teyze ben evlendim diye gelmiştir. Bir bakıyorsunuz hamile. Hamileyken sağlıklı besleneyim diye geliyorlar. İşte ben Nazan teyze ben işte bir hafta sonra doğum yapacağım. 2 hafta pazara gel. Bir bakıyorsun 17 günlük bebeğiyle pazara gelmiş yeni anneler var. Bu beni çok mutlu ediyor. Pazarda bir 5 yıldır ben pazardayım. Çocuklar da pazarda büyüdüler. Kar kışı demiyorlar, soğuk demiyorlar. Çocukları da getiriyorlar organik pazara. Çocuklara da biz bir şey ikram ediyoruz. Annelere diyorum hani çocuklarınıza burada elinize bir şey alıp yemeyin. Ona tezgaha değmeyin demeyin. Burası organik pazar. Burası çocukların özgür olduğu yer. Buradan her tezgahtan havuç, elma, portakal, domates alıp yiyebiliyorlar. Şehirdeki çocukların öyle güzel bir alışkanlığı var. Çiğ, biber, fasulye alıp ağzına atıyorlar. Yani belki üstünde toz vardır ancak toprak vardır. İlaç olmadığı için yıkamadan da yiyin diyorum ben. Hiçbir şey. Çünkü biz yiyoruz yıkamadan. Tarladan toplarken yiyoruz kıtır kıtır her şeyi. Yiyin diyorum. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Anneler şimdi akıllı, bilinçli. Çocukların sağlıklı beslenmesine önem gösteriyorlar. Çocuklarıyla pazara geldikleri için ben de mutlu oluyorum. Yani güzel bir müşteri kesimimiz var. Gözlerinizden o mutluluğu anlayabiliyorum. Emek vererek kendi ellerinizle işliyorsunuz toprağa. Hiçbir ilaç kimyasal kullanmadan hatta sevginizi de kataraktan ürünleri tezgahlarla buluşturuyorsunuz organik pazarlarda. Güzel bir konuya değindiniz. Bilinçli anneler, bilinçli anne babalar, ebeveynler çocuklarını sağlıklı yetiştirmek istiyorlar. İşte gebelik dönemlerinde başlıyorlar sağlıklı beslenmeye. Hamileyken diyorum başla hamile kaldığında gel.
Organik pazardan her şeyden azar azar al diyorum kızım. Sağlıklı besin, içeride bebek organik büyüksün. Çok doktora ihtiyacın olmasın diyorum. Doktorlarımız alınmasın buradan. Çünkü doktor müşterilerimiz de var. Bu çok güzel ama ben konuyu başka bir yere getirmek istiyorum. Organik pazarlar deyince hepimiz biraz ürküyoruz. Evet. Çünkü rakamlar diğerlerine göre biraz daha farklı. Tabii hemen hemen yarı gibi, 3'te 2 gibi. Neler söyleyeceksiniz bize? Bu azalabilir mi zamanla, sayımız arttıkça bu rakamlar düşebilir mi? Ya da farklı teşviklerle daha iyi yerlere gelebilir miyiz? Şimdi temin de dediğim gibi organik tohum. Lar çok pahalı. Yani kendimiz de tohum yetiştiriyoruz ama tohum yetiştirmek de çok maliyetli. Hani tohumu üretmek, tohum alabilmek, onun için ayrıca bir işçilik lazım. O bir maliyet. Organik tarımda işçilik en büyük maliyet. Biliyorsunuz biz dünyanın en pahalı mazot benzinini kullanıyoruz. Maalesef. Tarlayı sürmek için buna ihtiyacımız var. Yani sulamak için de ihtiyacımız var. Bunlar da ayrıca bir maliyet. Buradan biz pazara gidiyoruz diye bir sürü masraf ediyoruz. Topluyoruz, temizliyoruz, ürünü hazırlıyoruz. Pazara gitmek için mazot, benzin parası, işçilik parası, tezgah parası, belediyeye ayrı ödüyoruz, derneğe ayrı para ödüyoruz. Yani biz pazara gidiyoruz, buradan hemen kalkıp başımızı alıp bir kuruş masraf etmedik. Oh ne güzel tezgah açtık diyemeyiz. Emekleriniz ortada. Belki onların da yüreklerine şöyle su serpebiliriz. En azından azar azar, yani evet, çok fazla olmamak ben koşuluyla. Ben zaten onu diyorum. Şimdi bizim mazotumuz, benzinimiz ucuz olsa, işçilik daha az olsa, işçilik maliyetimiz daha az olsa, bizim pazara gittiğimiz için masrafımız olmasa, biz daha ucuza verip de biz de yani isteriz daha ucuz olsun. Niye domates 4 lira değil de 2 lira? 2 lira olsun domates ama ben onu zaten 2,5 liraya mal etmişim. Pazara da gittiğim için 3 liraya mal oluyor. Ben de 1 lira bir kilosunda para kazanacağım ki ben de geleceğim buraya işçime vereceğim. Mazotum, benzinimi ödeyeceğim. Benim de arabamın taksiti kredisi var. Benim de yatırımlarım var. Sera borcum var. Meyve bahçemin borcu var. Onları ödeyeceğim. Yoksa organik tarım yaparak zengin olunmaz. Yani bunu herkes şöyle bir anlasın. Yani organik tarım yapan çiftçiler hiçbirisi zengin çiftçi değildir. Sizin bir sloganınız var zaten. Onu isterseniz telaffuz edelim. O amaçla yapıyorsunuz. Para kazanmak için yapmıyorum diyorsunuz ben sürekli. Ben dediğim gibi yani ben bir aşçı aileden geliyorum. Benim kayınvalidem de aşçı. Yani düne kadar daha düğünlerde yemek yapıyordu. Kendi 80 yaşını geçmiş bir insan. Ben para kazanmak istesem giderim düğünlerde yemek yaparım hafta sonu. Bir restoran açarım. Yemeklerime güveniyorum. El emeğime, yani el marifetime de güveniyorum. Damak zevkime. Yemek yaparım, yemek satarım, para kazanırım. Ama benim amacım o değil. Ben daha çok benim bütün projelerim mesela çocuklar için. Evet. Benim şu anda bir eğitim projem var. Şu anda çiziliyor. Ben Allah nasip ederse bir yılı bulmaz bir tane ekolojik çiftlik kuracağım. Evet, oraya bir gelmek tane sınıf olacak aslında. Orada. Çocuklara eğitim. Ben aynı zamanda şu anda Cumhurbaşkanı'nın ekoloji köprüler projesine dahilim. Ondan bahsedin bize. Sayın Cumhurbaşkanımız, eski Cumhurbaşkanımız diyeyim, Abdullah Gül'ün bir projesi vardı. Ekoloji Köprüler Projesi. Alman Cumhurbaşkanı'na beraber kurdukları bir şey. Alman çocukları ile Türk çocukları buluşuyorlar. Ekolojik çiftlikleri ziyaret ediyorlar. Orada bir gün, hatta 3 gün geçiyorlar. Bana teklif etmişlerdi ama ben 3 gün geçiremedik. Çünkü benim bir yerim yok. Daha doğrusu bir tesisim yok çocukları barındıracak. Hani gece kalmalarsa bir küçük çiftlik evimiz var, o kadar. Şimdi onlar bir gün geçirdiler burada. Geldiler, önce organik kahvaltı ettiler. Sonra çiftliği gezdik. Dalından çilek topladık. Dalından işte topraktan patates çıkardık. Ürünler pazara nasıl hazırlanır onu işledik. İki hoca geldi, çocuklara ders anlattı. Benim bir sınıfım yok. Masaları birleştirdik. Çimen üzerinde çocuklar şiltelerde oturdu. Ders dinledi. Ekolojik ders. Yalova'dan Gülay hocam geldi, onlara ders anlattı organik tarımı. Ben bildiklerimi anlattım. Tohumları nasıl sakladığımızı, yerel eski sistemlerle nasıl organik tarım yaptığımızı. Bu çocukların çok ilgisini çekiyor. Çocuklar şimdi maşallah yani ajan gibi böyle. Yani her şeyi soruyorlar, didikliyorlar, öğrenmek istiyorlar. Sonra organik tarım bölümleri açıldı bazı okullarda. Bu çok sevindirici bir şey. Ben de bunlara dahil oldum. Okullar gelmek istiyor. İstanbul'dan Ortaköy Lisesi'ne beraber geldiler. Bir İtalyan okulu daha geldi. Ama benim eksiklerim var. Ben o gün dedim ki hani mahcup olur muyum? Çocuklara elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Yemeklerimle, sunumumla çocuklara hiç hayatında yemedikleri şeyleri yedirdim. Lise çağına gelmiş bir çocuk İstanbul'da okula gidiyor ama daha tarhana çorbası tatmamış hayatında. Kuskus yememiş. Kuskusun ne olduğunu bilmiyor. Turşunun ne olduğunu bilmiyor. İşte börek, çeşitli börekler yaptık. Hani el emeği. Hani boşnak böreği, pomak böreği. İşte değişik yöresel yemekler yaptım onlara burada. Onları yediler. Hiç yemedikleri şeyleri yediler.
Hani bu çok güzel bir şey. Sağlıklı şeyler yedirdiğimiz için mutlu oluruz ama bir eğitim çiftliği de olmak için eksiklerim var. Yani şu anda onları tamamlamaya çalışıyorum. Ben de bir şeyler yapmak için para kazanmam lazım. Yani domatesi 2,5 liraya mal etmişsem ben onu nasıl 2 liraya vereyim? Zarar mı edeyim? Yani 3 liraya da veremem. 4 liraya vermem lazım ki ben para kazanayım ki ben de bir şeyler yapayım. Yoksa para kazanmak amacıyla başka iş yapardım. Organik tarımı seçmezdim. Ben pazara ilk başladığım seneler işimi bu kadar büyütmeyi bile düşünmüyordum. Diyordum bu kadar yeter ama bir gittim ki aileler pazara geliyor Esra Hanım. Hasta çocukları var. Benim de torunum var. Yeni doğacak olan torunum var. Ben de çocuk büyüttüm. Yani ailemde de hasta çocuklar oldu İstanbul'da akrabalarımızın. Ben bunlardan çok etkilendim. Çok üzüldüm. Yani bir çocuk, bir 10 yaşında bir çocuğun için beyin tümörü olsun. Bir 9 yaşındaki çocuğun niye ciğeri bitsin? Yani niçin hastalansın bu çocuk? Ne görmüş de hastalanmış? Ağır işçi mi bu? Metal zehirlenmesi mi geçirmiş? Ne olmuş bu çocuğa? Doktorların teşhisi tamamen gıda beslenmesinden. Hani nitratlı ürün almış bu çocuk, çok yemiş. Hani hazır yiyeceklerle beslenmiş çocukların hastalandığı duyunca ben dedim ki ben bir eğitim çiftliği olmak istiyorum. Bir sınıf olmak istiyorum. Çocuklar gelsinler, öğrensinler. Aileler çocuklarla beraber gelsin. Organik tarım nedir? Nasıl yapılır? Nasıl sağlıklı gıdaya ulaşırız? Bunları öğrensinler. Çoğalalım biz. Onun için maliyetlerimiz düşsün. Ucuzlasın. Biz de daha çok üretim yapalım. Organik tarım en azından çocukları doyurur. Anneler babalar bazen diyorlar Nazan Hanım işte maaşımız gelirimiz belli. İşte biz çocuklara kadar yarımşar kilo alalım. Ben de diyorum ki çok iyi yapıyorsunuz. Çocukların çünkü bünyesi, bağışıklık sistemi zayıf. Hele ki şehirde yaşayan çocuklar köy çocukları gibi şanslı değil. Maalesef. Her şeyin doğalını yemeleri için organik pazarlara gelmeleri lazım. Organik çiftliklere gitmeleri lazım. Orada üretileni, yapılanı beraber yapmaları, yemeleri, görmeleri lazım. Sağlıklı beslensinler, hasta olmasınlar. Ondan sonra çocuklara eğitim verelim ki çocuklar bilinçlensinler. Çünkü onlar da ileride birer aile olacak. Onların da çocukları olacak. Biz ölüp gideceğiz ama bizim arkamızdan sağlıklı nesiller olsun. Evet, öyle o bilinci yani aşılamak da çok önemli. Yani onu prensip edindim kendime. Dedim ki ben çok para kazanmayayım. İşçilerimin parasını vereyim. İşte yatırımlarımın parasını vereyim. Ben başka kendime ev, araba, yat kat almak istemiyorum. Zaten ki buradan çiftlikten ayrılıp bir tarafa da gidemiyorum. Benim tek özel kıyafetim şalvarım, kazağım. Yani çok bir şıksınız. Kıyafet giyip de bir yere gitmeye zamanım yok. Aynı zamanda kadınlar da benimle beraber 7 gün 24 saat neredeyse çalışıyoruz. Haftanın 3 günü pazara gidiyorum İstanbul'a. Gece gidiyoruz, gece geliyoruz. Haftanın 3 günü öyle geziyoruz zaten. 2 gün toplama yapılıyor. Diğer günlerde de üretimde bulunuyoruz. Bir boş zamanımız yok. Hani bir şey yetiştirmek kolay mı? Bir ürünü meydana çıkarmak, pazara çıkarmak kolay değil. Onun bir sürü emeği var, alın teri var. Onun için yani para kazanmak için bu işi yapmıyorum. Sadece kendimi mutlu hissediyorum, vicdanım rahat. Bir de çocuklar buraya yazın geldiğinde organik kahvaltı ekmeği, yemek yemeği buraları cıvıl cıvıl. İşte sağlıklı bir şeyler yediriyorsun onlara. Tavukların arkasında koşuyorlar, kuzuların arkasında. Bir bakıyorsun uyuyak annesi çimenin üzerinde örtmüş, uyutmuş, salıncakta yatırmış. Yani onlar bana mutluluk veriyor. Bak eşim şurada birkaç tane ağaç çekti. Dedi ki çocuklara salıncak yapalım. Dalları budakları olsun bu ağaçların. Çocuklara salıncak yapalım. O bile bize mutluluk veriyor yani. Hani her şey para kazanmak anlamında değil. Yani şu ağacı bir çardak yaptık. Bak şuraya salıncak falan yapıyoruz. Çocuklar sallanıyorlar. Ben biraz galiba insanları seviyorum. Yani şöyle diyeyim, çocukları çok seviyorum. Kişiliğimde, yapımda o var. Bir şey yetiştirmeyi de çok seviyorum. Yani bir şey bile tohumu yere atayım, ona emek vereyim. O büyüsün, çiçek açsın. Böyle domates tutsun. O domates sabahleyin gideyim onu koklayayım. Sabah ezene koklayayım. O böyle üstüne çiğ düşmüş. Böyle bir kırıyorsun. İçi kıralı kıralı, buzlu buzlu. Ben öyle şeylerden zevk alıyorum. Yani ben gidip böyle bir mobilya mağazasının önünden geçen aynı güzel koltuklar gelmiş. Bunu evimde hayal bile etmiyorum. Hiç öyle bir şey düşürmedim aklımdan. Hani koluma çanta alayım da hani gezmeye gideyim. Oraya gezmeye gideyim, işte çanta alayım, ayakkabı alayım, hiç öyle bir hayalim olmadı şimdi. Değişik bir kişiliğim var benim yani. Kolunuzda sepetiniz var, hep ürün toplamak için. Kolumda sepetim var, hep ürün toplamak için, yetiştirmek için. Öyle bir kişiliğe sahibim, onun için de bunlardan mutlu olduğum için mücadeleye devam ediyorum. Yani pes etmiyorum kolay kolay. Az önce de söyledim, gerçekten heyecanınız gözlerinizden okunuyor, mutluluğunuz okunuyor. Çok fazla gönül vermişsiniz, vermeye de devam ediyorsunuz bu işe. Evet. Girişimci ruhunuz için her şeyden önce sizi biz de tebrik edelim. Başarılarınız evet. için, gayretleriniz için tebrik edelim. Teşekkür Çok güzel ederim. İşler başarmışsınız. İnşallah. Bayan oluşunuz ayrıca farklı bir yere getirmiş sizi. Bu konuda takdire şayan bir isim oldunuz artık. Evet. Organik tarım deyince akıllarda kalan isimlerdensiniz. Evet. Tebrik ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik Teşekkür sizlerle. Ederim. Vakit Sağ olun. Ayırdınız, ben de keyif bizi aldım. Ağırladığınız için. Böyle konulara yer verdiğiniz için ayrıca sizi Çiftçi TV olarak kutluyorum.
Yani adınızı taşıyorsunuz yani gerçekten. Böyle üretim yapan bayanları bulun, destek olun. Yani en azından güzel mesajlar verebildiysek tarafınızdan, aracılığınızda ne mutlu bizlere. Çünkü bu anlamda Türk tarımında gerçekten bayanların da artık istediği yerde olmasını bizler de istiyoruz ve destekliyoruz. Evet. Girişimleriniz gerçekten örnek teşkil ediyor. Son olarak sizden mesajlar alalım. Neler önerirsiniz? Bu anlamda kafasında soru işareti olan bayan girişimcilere, tarımda ben de varım demek isteyen üreticilere neler söylemek istersiniz? Bu işi bir kere bayan olsun, erkek olsun, çok para kazanayım, zengin olayım diye düşünürse organik tarıma hiç girişmesin. Çünkü çok riskleri olan bir iş kolu, yani öyle diyeyim. Ben pek iş kolu olarak da görmüyorum. Sadece diyorum biz sağlıklı üretim yapıyoruz. Ben sağlıklı gıdalar üretiyoruz diye görüyorum. İş olarak Sloganınız görmüyorum. Sloganınız bu yönden çok anlamlı ve manidar. Yani evet. Eğer bayanlar organik tarım yapacaksa bu iş olarak, şöyle diyeyim yani, bir bayan eğer köyde yaşıyorsa, bir bahçesi varsa, şehirde de olabilir, bir balkonu varsa, hiç olmasa kendi ailesi için organik tarım yapabilir. Hı hı. Kendi ailesinin mutfak ihtiyaçlarının yarısını karşılamak için sebze, meyve yetiştirebilir. Hı hı. Bunu rahatlıkla yapabilir. Mücadelesin kendi, hiç olmasa kendi çocukları, ailesi için sağlıklı ürünler yetiştirsin. Diğer bayanlar da, üretici bayanlar da doğal organik ürünleri yetiştirmeye tercih etsinler. Geleceğimiz çocuklar için üretim yapıyoruz. Onu düşünsünler. Aileler için şöyle bir şey diyorum. En çok anneler için şehirdeki bayanlarda, erkeklerde olsun diyorum, ailelerde bir sürü fuzili alışkanlıkları var. Yani belki benim de gelinimin, kızımın, çocuğumun var. Yani ben kimseyi burada hepimizin suçlamıyorum. Var, hepimizin var. Hele genç kesim çok özenti halinde. Bir marka tutkuları var. İşte bundan da montum olsun, bu markadan da bu ayakkabım olsun, bu renkte olsun, o modelde olsun. O çok önemli bir şey. Ben her zaman annelere şunu diyorum. Buraya çiftler gelen, organik kahvaltıya gelen ailelere diyorum. Çocuğunuzun yediği helal, giydiği haramdır. Yani sen ona 20 liralık tişörtü boş ver, 5 liralık tişört giydir ama yediği şey sağlıklı olsun. İlk önce çocuğunu diyorum sağlıklı besle. Ondan sonra eğit. Varsa durumun kıyafet de al. Ama yoksa 1 liralık tişört alsın. O çocuk onunla büyür. Zaten 6 ay sonra o tişört o çocuğa olmaz ki. Çocuk sürekli büyüyen. Evet. Büyür yani. Hani büyük insan gibi değil. Aldığını 5 sene 10 sene giyemez. Sürekli her yıl büyüdüğü için çocukların her yıl kıyafeti de değişiyor. Çok önem vermeyin kıyafeti. İlk önce sağlığına, yedikleri besinlere önem verin. Ondan sonra eğitimine önem verin. Çocukları alın, çiftliklere getirin. Ben açığım. Her pazar beklerim. Aileleri gelsinler, çocukları alıp gezdirsinler, yedirsinler, içirsinler. Memnun olurum. Bazı kötü alışkanlıklardan da vazgeçsinler. Her ay 15 günde bir, her hafta sonu alışveriş merkezine gitmeyi bıraksınlar. Oraya harcadıkları parayı kenara koysunlar. Bazı fuzuli gördüğü alışkanlıkları, bana göre diyeyim, kenara koysunlar o parayı. Her hafta organik pazara gelsinler. En biz üreticileri desteklesinler. Bizden ürün satın alsınlar. Bizi ilerlememizi sağlasınlar, ürünümüzü satalım ki para kazanalım, tekrar ekime devam edebilelim. Hem de ailelerine, çocuklarına sağlıklı ürün yedirsinler. Hani bak, görecekler o zaman, organik pazara geldikleri için aile bütçesinde bir zorlanma olmayacak. Hatta aile bütçesine çocuklarını sağlıklı ürünlerle besledikleri için katkı yapacaklar. Sağlıklı ve düzenli alışkanlıkları düzenli, beraberinde getirecek. Beraberinde getirecekler. Bazı fuzuli gördüğü alışkanlıkları bıraktıkları zaman diyecekler ki ya ben bunu ayda bir kere de yapsam bu benim işte 200 liramı alıyormuş. Niye ben bu 200 liramı her ay buraya vereyim? Ben bu 200 liramı buraya ayırayım. Her hafta gideyim 50 liralık 200 liralık organik pazardan en azından çocuğuma kadar meyve, sebze, yeşillik, pirinçli, bulgurdu ne lazımsa, hani organik deterjanlar bile var. Organik temizlik ürünleri hepsi var yani pazarda. Çocuklarımızın diş macunları bile var çocuklara. Diş fırçaları var. Gelsinler alsınlar, azar azar da olsa bu alışkanlığı kazansınlar. Çocuklarını sağlıklı yetiştirsinler. Aile bütçesine zarar olacağını zannetmiyorum. Katkı olacak hatta. Çünkü bu bir şekilde geri dönecek onlara. Yani bize de desteklemiş olacaklar. Bizim de şevkimiz kırılmayacak. Biz de ilerleyeceğiz. Daha çok çocuklu aileye ulaştığımız zaman biz de üreticiler artacağız. Organik tarım yaygınlaşacak inşallah ama ilk önce müşterimizin olması lazım. Bizi anlayan, bizi tanıyan, bizim nasıl mücadele ettiğimizi, bu işi sevdiğimiz için yaptığımızı, hani çok para kazanmak için yapmadığımızı anladıkları zaman bizden daha çok alışveriş yapacak. Ailelerimiz çoğalacak ama Allah'a şükürler olsun ben şu anda benim çok akıllı, çok bilinçli ailelerim var. Yani alışveriş yapan, buraya çiftliğe gelen, bizi tanıyan. Hani şu anda bak benim birkaç demeyeyim belki 100 tane aile müşterim vardır. Hangi tarlada ne ektiğimi bile biliyor. Çok güzel.
Çünkü yazın en az 3-4 sefer buraya geliyorlar. Sonbaharda 2 sefer, baharda 2 sefer, yazın 3-4 sefer geliyorlar. Ha domates nazarım, bu pembe domates çıktı mı? İşte pantanın tarla diyorum, pantanın tarlada bu sene ne ekili diyor soruyorlar. Ihlamur tarlası diyorum, şimdi gittik yeşillikleri baktık ki o tarlanın adı ıhlamur tarlasıdır. Orası 10 dönüm yeşilliktir. Kenarında da olduğu gibi ıhlamur ağaçları ekilidir. Adı ıhlamur tarlasıdır. Haziran ayında biz gibi ıhlamur kokar mesela oraları. Çok güzel. Nazlı Hanım, bu karelahanı ıhlamur tarlasından başka tarladan mı soran müşterim var mesela? Kendileri de gelip toplayabiliyorlar. Kendileri de gelip toplayabiliyorlar. Tabii toplarken işte biz ayaklarına çizme giydiriyoruz, ayaklarına kirece bastırıyoruz. Tabii. Hani taşıdıkları ayakkabıda bir hastalık mantar olmasın. Önlemler alınıyor. Organik tarım yaptığımız için önlem alıyoruz ama işte sigara içiyorlarsa ilk önce ellerini dezenfekte etmelerini istiyoruz. Çünkü sigara izmaritinde çok büyük şekil yani tehlikeli bakteri ve virüs var. Ben eğitimlerde bunu diyor. Ben bilmiyordum mesela, ben işçilerimle sürekli toplantı yapıyorum. Sigara kullanan işçilerim de var. Onlardan rica ediyorum. Ürün toplarken lütfen sigara içmeyin. Molalarınızda, yemeklerinizde içtikten sonra ellerinizi yıkayın güzel. Ondan sonra devam edin. Çünkü eğer bitki zaten zayıf organik tarım yaptığımız için. Sigaranın izmaritindeki virüs direkt sebzeye geçtiği için toprakta mantar hastalığı da oluyor. Bir sigara izmariti toprakta 500 yıl virüs hastalığına sebep oluyor. Bunu topraktan temizlemek çok zor. Onun için organik tarım yapmak zaten çok zor. Yani konvansiyonel tarım yapmak çok kolay. Ve orada para kazanıyorsun. Ama organik tarımda öyle para kazanamazsın. Yani öyle bir şey yok. Her şeye dikkat etmek İnsan zorundasın. İnsan sağlığı kazanıyoruz organik tarımda. İnsan sağlığı kazanıyoruz. Çocukların geleceğini, sağlıklı büyümelerini, sağlıklı nesilleri kazanıyoruz. O. Çok teşekkür ediyorum Nazan Hanım. Verdiğiniz değerli bilgiler için, tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için, keyifli sohbetiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sizi kutluyorum. Böyle programlara yer verin. Gerçekten adınızı taşıyın. Ve hem üreticilere bir desteğiniz olsun, hem seyreden izleyicilere, ailelere bir desteğiniz olsun. Bilinçlendirmek amacıyla. Sizin de ayağınıza sağlık. Size sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün Çatalca'nın Bin Kılıç Köyü'nden seslendik sizlere. Farklı bir konu ve konukla ekranlarınızdaydık. Program konumuz organik tarımdı. Program konuğumuz ise bu işe gönül vermiş başarılı bir girişimci Nazan Kurtan'dı. Kendisiyle birlikte organik tarımın zorluklarını, güncel sorunlarını, yetiştiriciliğini, hasatını A'dan Z'ye konuştuk. Ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki programımızda farklı bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.